Ya şimdi şöyle. Murat abi şöyle bir şey diyeceğim. Yani Asena'nın dörtte dördünü burada neden konuşmayacağız biliyor musun? Furkan bize bir şey gösteriyor. Bir görüntü gösteriyor o görüntüyü konuşacağız. Fu ama Furkan diyor ki maç biraz da oyuna dönelim oyunu konuşalım dediği zaman da biz yarışmacıların dörtte dördünü beşte beşini konuşuyoruz zaten. Ama şimdi. Ama şimdi bu arada şu izlediğimiz izlediğimiz detayı da vermem lazım yani. İhsan. Şu detayı da vermem lazım ki sadece ben burada benim yönlendirmediğimi de herkes bilsin isterim. Sen özellikle oyun performansıyla ben başlamak istiyorum dersen sana tabii kimse tabii, tabii, burada tabii, görüşüyor tabii. mu? İstersen sen abi. oyun performansıyla yani bizim buradaki yorumcularımız dördümüz için de şunu söyleyebilir miyim? Sevgili Caner'den rica edeyim. Dörtlü bir şekilde yakınlar verirse çok memnun olurum. <laughs> ee, sevgili yorumcularımıza şunu sorabilir miyim? İstediğiniz yerden istediğiniz şekilde güne başlayabiliyor musunuz? %100 Tabii ki. Buna karışan var mı? Hayır. Ama ben yine de oyun oyun performansını senden beklerim hani talimatını. Yoksa çok özel bir şey varsa da konuşabiliriz. Ona bir şey demiyorum. Ben şimdi bu görüntüler üzerinden yorum yapmak istiyorum. Ee, tabii ki e, Asena'nın performansı iyiydi bugün. Özgür'ün performansı iyiydi. Öbür tarafta Yusuf'un performansı iyiydi. Onları konuşuruz yeri gelirse ama bu görüntüler üzerinden bir şey söylemek istiyorum ben de. Murat abin de anlayacağı dilden burada söylemek istiyorum. Futbol maçında Asena arkadan rakibine sert girdi. Evet. Hakem sarı kart gösterdi Vardan uyarı geldi Dedi ki bu pozisyonu bir incele Bu kırmızı olabilir dedi tamam mı Hakem vara gitti Pozisyonu inceledi Dedi ki ben sarıda kalacağım Oyuncu da gitti Sarı kartın devam ediyor ama dikkat et dedi bak Yani artık dikkat et dedi Hani evet. sen hep futboldan örnek veriyorsun evet. ya Asena'nın durumu şu an bu Ona bir sarı kart verildi ama bu kart Biraz böyle kırmızıya dönük bir sarı kart ve bundan sonra da hal ve hareketlere dikkat etlendi. Bir daha böyle bir olay yaşama bir daha da böyle bir olaya bulaşma ve bize bu da bunu garanti etti di. Bunun, bunun üstüne, bunun üstüne daha bir ya da iki gün geçmeden bu kadar rahat tavırlarla yine karşı tarafa laf atmalarla işte bir şeylerle gelmemesi gerekiyor Serap. Burada hal ve hareketlere dikkat etmesi lazım. Yani mesela çok güzel çok güzel bir örnekle girdiğin şeyi tamamlamak istiyorum bir cümleyle. O Tabii futbolcu ki sen gol bölmek atıyor. Hayır, olurdu. bölmek için değil Murat <laughs> abiye tam örneğini tamamlamak için. Çünkü çok güzel bir yerden geliyor. bana sabah kadar örnek alsın. Futbolcu ben Gol konuşurum. attıktan sonra da hakeme bakıp versene bir kırmızı kart ya kırmızıya çevirelim gibi bir şeyler söylüyor mesela. Bu hoş mu karşılanır? Siz istiyorsunuz ki kadın orada sabahtan akşama kadar yatsın, hiç konuşmasın, pişmanım desin, ağlasın, sızlasın öyle bir yaşam evet, devam etsin. bence bence örneğin çok güzeldi. Teşekkür ederim. Böldüğün için de ben de. Bir Ölünün teşekkür ederim. yaptın. E, şimdi şöyle bir durum var. Asena'nın bundan sonra kendisine dikkat etmesi lazım. Ne zamana kadar? Survivor'un sonuna kadar veya elenene kadar. Her neyse. Ya şimdi artık cebinde sarı kartla geziyorsun. Bence herkesle olan muhabbetlere dikkat etmen lazım. Ama o Merve ile yaşadığın münasebetten dolayı Merve ile olan atışmalarına ekstra dikkat etmen lazım. Hatta ben olsam Asena'nın yerinde Merve'yi yok sayarım. Merve bana bir şey söylerse belki cevap veririm. Hatta vermem bile. Sen ise ne yapıyorsun Asena? Gidiyorsun hala böyle Merve'nin böyle anlayabileceği türde imalarla bir şeyler söylüyorsun. Karşı tarafı bu bir. Hata. Yapmamız gerekiyor. İki. iki aydır izlediğimiz Survivor'da Kardelen'le iyi değilsin. Elanur'la hiç iyi değilsin. Yani bambaşka iki şeydiniz. Bunu üç içinde söylüyorum. Elanur da Kardelen'le belki yakınlardı ama onlar da Asena ile iyi değildi. Bir günde ne oldu mesela? Biz bu görüntüyü niye izliyoruz? Ya ben normal hayatta da olsa, Survivor'da da olsa ne bileyim bizi Ay'a da gönderseler orada da yani daha önce hiç konuşmadığım bir adamla veya anamda bir e, bir takım ihtilaflar olan biriyle böyle bir sıkıntı yaşadığım biriyle barışırım ama hemen de can olamam ya. Yine böyle beni birileri izliyorsa hele özellikle veya etrafımdaki insanlara karşı derim ki yani bir mesafemizi koruyalım da yavaş yavaş ısınalım. Ama bir günde böyle sarmaş dolaş hoppa biz harikaymışız çok güzel olduk süper olduk falan Üç bana gözlüğü. çok samimiyetsiz ve çok yapmacık geliyor ve bana batıyor. Yani izlerken bana batıyor. Üç içinde yani burada Elanur içinde aynı şeyi söylüyorum. için içinde aynı şeyi söylüyorum. Asen içinde aynı şeyi söylüyorum. Yani siz ne oldu? Bir günde ne kadar samimi olabilirsiniz? Samimi olun, güzel bir şey ama bu değil. Bu kadar laçka laçka bir şey göstermeyin bize. Yavaş yavaş ısının. Bu görüntüyü verin bize mesela. İki hafta sonra verin mesela. Aa biz birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Süper olduk falan filan. Ama bu kadar böyle hızlı oluşunca şeyler bana böyle biraz fazla geliyor. Amaç şov çünkü burada. Ya şimdi şöyle bir şey var sevgili insan. Hata hepimiz yaparız. İnsanız ya. Anlık bir gaflete düşersin. Yanlış bir söz söylersin. Yanlış bir davranışta bulunursun. Mümkün olduğu kadar kendini tutmak gerekir, frenlemek gerekir, bu hatalara düşmemek gerekir ama ondan sonra da şimdi konseyde çıkıp da e, gözüm döndü yaptım diyorsun. E, ama demek ki gözün dönmemiş gibi gün sonra da bu hareketleri yapıyorsun. Aslında gayet isteyerek yapmışsın. Hani göz dönme gibi bir durumu olmamış. Çünkü gözü dönen insan der ki pişmanım. Ama böyle bir durum yok ki. Lay lay loma abi. abi. Çalgı cengi yani. Kadın Acun da pişmanım demedi. Kadın demiyor abi geri vitesi yok kadının. Demedi. Ben... Kime size mi diyecek? Aynen. Tabii canım bize demeyecek abi ee, yani, bizim, bizim acunulucalıya de, Acun demedi yani kadın geri vites yapmadı pişmanım demedi acunulucalıya onun için de kadının yapısı bu demek ki abi yapacak bir şey yok Aynen, yani böyle işin herkesin bir yapısı, yapısı var bir yani, yani kadın demek ki kafasından olayı attı onunla yaşamak istemiyor onunla yaşayıp da tekrar performansını düşürmek istemiyor çünkü bu yolda devam dediler kadına kadın devam edecek cezasını da aldı kadın o şekilde ilerliyor o kadının sorunu abi yani Şimdi biz burada kadını ay niye pişman olmadın? Niye karalar bağlamadın? Niye ağlamadın? Niye sızlamadın? Demek bize düşmez. Eyvallah baba. Yani kadın kadının kendi kararı abi. Ertuğ'a geçelim. Ertuğ'a geçelim. Ertuğ diyor ki arlanmaz birisin diyor şeye. Kime diyor onu? Asena'ya. Asena'ya diyor. Hala yaptığın arkasında diyor. Alttan almak ve asalet ona yakışmaz. Bazı insana asalet yakışmıyor diyor. Ertuğ kardeşimin böyle lafları var. Ben de diyorum ki Ertuğa, asalet bazı insanlara yakışmaz. O insan arasında bazen sen de oluyorsun. Neden oluyorsun? Sen de bir kadına küfür ediyorsun. Demek ki sana da bazen asalet yakışmıyor. Başkalarına sallarken önce bir aynaya bakacaksın Ertuğ kardeşim. Sen daha dün bir tane kadına orada küfür ettin. Hiç alakasız olan bir yerde. Bu yüzden de sen hani başkalarına sallarken biraz aynaya bakacaksın. Bu tarz konuşmalar yapmayacaksın diyorum Ertuğ için. Murat abi niye mesela dünün konusunu açıyorsun? Ertuğ böyle ağzından küfür çıktı diye ölsün, bitsin, ağlasın mı oturup? Dünün konusu değil ki hayatım. Bu dünün konusuydu. Ertuğ bir daha da küfür etmedi. Hayır hayır onu demiyorum ya. Şimdi tamam, adam ama sen burada konuyu açtın. Ar, arsız şeydi arsızsın diye. Evet haklı ben ben Ertuğ'un Haklı mı? Ertuğ. Ar, haklı, arsız mı? <laughs> e, arsızlık gibi durdu bana da bu görüntü. He. Yani aldığı ödülle dalga aldığı ceza ile dalga geçmek bana arsızlıktır. Evet. Bununla ilgili artık daha fazla yorum yapmayacağım çünkü yeterince detaylı yaptım. Hmm. Ama şimdi sen burada Az önce 10 dakika bile olmadı dedin ki dün işte tamam yaptı böyle bir hata siz burada niye bunu konuşuyorsunuz e, bugünün konusu değil Allah bile Allah. dedim bugünün konusu olmasına hemen şimdi Ertuğrul bir saniye Ertuğrul'un e? dün akşamki küfrünü e? buraya masaya sen taşıdın bilakla. ve bugün o küfürle ilgili hiçbir şey geçmemiş ama bir dakika Ertuğrul bu akşam yapmış olduğu şey Asena'nın dünkü olayı kavga olayıyla bugünkü olay farklı. Ben bugün Ertuğ'un bugünkü konuşmasından bahsediyorum. Ama dünkünü, e, dünkünü eleştirerek. Yani e, ama e, ne yapayım, yapayım ne adam, adam karşısındakine arsızsın diyor. Sen diyor alttan ve asalet ona yakışmıyor diyor. Bazı insanlara asalet yakışmıyor diyor Ertuğ. Ben de Asena'nın yerine koyuyorum kendimi. Ben de ona döner derim ki sen asalet yakışmıyor falan diyorsun. Bazı kişilere asalet yakışmaz. Ben de diyorum ki sen de bazen aynaya bak. Sana da bazen asalet yakışmıyor. Çünkü sen de karşındaki kadına Burada söyleyemeyeceğimiz yayında, canlı yayında ne ediyorsun. Demek ki sen de öyle çok asaletin yakışan bir tip değilsin ki sen de kadına küfür ettin. Ben de onu demek istiyorum yani. Ne alaka şimdiki şu andaki konuşmasından bahsediyorum ben. İhsan. Bu Ertuğrul'a ilgili bir cümlem vardı Tabii. sadece. Ee, az önce senin dediğin gibi bazen hani e, ne anında dedin? göz dönme anında olan şeylerden birini örnekti bence Ayaç ki sabır taşmasına. Bunu asla bunu hafifletmiyor bu arada. E, son derece yanlıştı ama en azından karşımızda hakikaten ağzından çıktı ve özür dilerim diyen bir insan vardı. E, aynı kefeye asla koymuyorum. Bugün Asena'nın yüzüne karşı da çıkıp söyleyebilir. Böyle bu, bu akşam Asena ile ilgili yaptığı yorumları Ertuğ arkasında durmayacağını düşünmüyorum. Çok da çok 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 asla söylenmeyecek şeyler mi söyledi? Hayır. Bence bizim de gördüğümüz söyledi. Benim gibi düşünüyormuş Ertuğ da diye izledim. E, bu konuda yorumum budur ile ilgili e, Ertuğrul'un başına iş atacak, Ertuğrul'un da çok kullandığı bazı kelimeler var. Kalite, asalet, seviye. Bak bunları hep Ertuğrul'dan duyuyorsun ama tamam mı? Hep yani. Hep bir kalite muhabbeti, hep bir seviye muhabbeti, hep bir asalet muhabbeti. Bu da şöyle geçiyor bence seyirciye de bana da. Yani o kalite bende var, bir seviyedeyim ve işte belli bir asalete sahibim falan ama bu ne oluyor biliyor musunuz? Bu kadar çok kullandıktan sonra bu kelimeleri. Kendini bir yerlerde görüyor bu çocuk. İmajı veriyor ona. Bu da onun başına iç açacak işte. Yani iş açmaması için biraz daha böyle kendini indirmesi lazım. Her şeye böyle bir yukarıdan böyle bir yorumu var. Her şeyle ilgili bir asalet, bir seviye, bir kalite. Valla bana batmaya ama, başladı. Ama onları söylüyor da kendi uygulamıyor. Nasıl olacak? İşte yani. Kendi, kendi uygulamıyor. Kendi belki normal hayatında Fazlasına da sahip olabilir saygı da diyorum o konuda değil ama yani şimdi Survivor'a gelmişsen e, bu vurguları yaparken ne oluyor biliyor musun? Sanki sen buradasın ve Survivor'da bahsettiğin insanlar burada bu da onu böyle mesela şampiyon yapmaz. O en fazla kendi söylemiş olur. Bence. Yani bunu böyle bu söylemlerini biraz azaltması gerekiyor bence. Evet neden sence yapıyor peki? İnsan dayanamıyor oradan. Bak insan dayanamıyor. Ben de dayanamadım. Bak bu doğru bir Kimisi şey. Kimisi küfür ediyor Ya işte insan dayanamıyor. Deliriyor. Bak insan Kimisi... dayanamıyor gerçekten ama Acun abi dedi ya zaten yarışma dediğin şey öyledir. Yani gerçekten bambaşka dünyalardan, bambaşka seviyelerden aslında bambaşka insanların bir arada ortak bir çatı altında bir amaç uğruna Dayanan beraber yarışması. Evet zaten yarışma. Ama. Yarışma ama sen durmadan her gün o yarışmada da aslında ben normal hayatta işte şöyleyim böyleyim gibi bir imaj verirsen e, halk seni oylayacak. Doğru. Herkes orada değil ki. seni oylayan, her, herkese hitap etmen lazım senin. Halk nazarında negatif mi yansır diyorsun? Abi? Negatif yansır. Negatif yansır. Bunu aslında pozitife çevirme, çevirebilecek de bir insan gibi geliyor bana. Kullanmaması lazım bu kelimeleri işte. Yani. E Onu bize göstermesi lazım. O kaliteyi, o seviyeyi, o asaltı göstersin ama söylemesin. Evet, Bak söylemesin. Biz diyelim ki ya bu çocuk ne kadar kaliteli bir çocukmuş. Olaylara nasıl yaklaşıyor? Ne kadar asil, diyelim? Evet. Var çünkü onda o. Ama bunu söylersem olmuyor. hissettirecek. Ya bir şeyi hissettirmek var, bir de söylemek evet. var. Ben böyleyim demek var ya da senin öyle olduğunu göstermek var. İkisi arasında çok fark var işte. Hemen buradan şeye döndüm. Baktım Cansu yazmış, o da yazmış mesela. Hani niye yazıyorsun? Asaletinden. <laughs> 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 Cansu <'yu> <gülüyor> yazıyor. <laughs> Asaletinden yazıyor. çok asil çocuk. <laughs> <laughs> Asaletinden yazıyor. Asiller küfür eder. <laughs> Bak hatta çok hatta güzel hani bir böyle... örnek Topluma böyle örnekler verin. Asiller küfür eder. Allah Allah. Tabii ya, çünkü asil ya küfür eder. Gecenin ben hiç hayatta bir kadına küfür çeken. etmedim mesela. Ben asil değilim. Öyle mi diyorsun? Etmedim abi ben hayatımda kadına küfür etmedim. Ve niye ben şimdi durup dururken bir kadına küfür edeyim abi? Niye edeyim yani? Onun için de ben bu yüzden de kendimi asil olarak nitelendirebilirim. Çünkü hiçbir kadına hayatımda küfür etmedim. Ama hem kadına küfür edeceğim hem ben çok asilim diyeceğim. Çok palavra. Bu arada tabii e, yeri gelmişken söyleyeyim. Zeynep'le Cansu zaten arkadaş da. Bir tek Cansu yazmayan bir de Barış var. Barış yazmıyor. Barış Murat'ı yazıyor ve ya, Barış Barış yazmıyor ama bak Barış'a da şöyle bir şey söyleyeceğim. Ha, söyle. O da şimdi bulmaktan korktuğu için gözüne Murat'ı kestirmiş. Çünkü Murat ona geldi bir gün ne dedi? "Buranın en kötüsü senle benimiz." dedi. "Kabul edelim." dedi. Böyle bir konuşma Hı -hı. yaptı. Barış da o konuşmanın üzerine gidip Murat'ı yazıyor mesela. Hani ya beni yazarlarsa ben Murat'a oyumu vereyim de belki Murat'a da oy olur falan. Ya Barış da bence tutarlı değil. Vallahi bak Barış'ın da böyle daha mesela onunla uğraşan gruptan birini Bu yani Buse yazsın mesela Barış. Bu ne neler, ya. evet, neler yaşıyor. Ben çözemedim. Ya evet bravo. yaşıyor. Ben Barış çözemedim. Tam bak, çözemedim. İşte o yüzden şimdi ben burada eksik görüyorum Barış'ı. Bu kadar şey yaşadık biz <laughs> geçen hafta Barış'ı Buse konusunda savunmadık mı biz burada? Belki bir programı sırf Buse ve Barış üzerine konuşmadık mı? Gerçekten. Buse'nin yanlış söylemlerini hepimiz hep birazdan yani nadir oluyor ama ortak düşüncemiz olmadı mı bizim? Bence zaten o izleyenlerin de ortak düşüncesiydi. Barış'ın mücadelesine dil uzatmıştı değil mi Buse? Ve yani sanki olmamış şeyleri, söylememiş şeyleri söylemiş gibi yapmıştı. Bunun üstüne Barış'ın bugün kimi yazması lazım? Ne olursa olsun bunu ona, e, kim yapmışsa onu yapmayı. Halil İbrahim, Halil İbrahim, Buse mi Buse? Ertuğ, mu Ertuğ? E, de ama, sen, ama sen ona yanına giden, Barış'ın yanına giden, destek veren, üzülme Barış diyen, şöyle yapalım böyle yapalım diyen Murat'ı yazıyor. Tutarsızlık var Barış'ın evet. En tutarlı kim biliyor musunuz? Survivor'da şu ana kadarki en tutarlı yarışmacı size söyleyeyim mi? Nefise. Bak, çıktı delikanlı gibi. Ertuğ, Ertuğ yazdı. <laughs> Hayır abi, ne alakası var? Delikanlılık yaptı kadın. Çıktı bak ne diyor. Sana kinim geçmedi. O lafı sana yedireceğim. tribe girme. Kadın gitti Ertuğ yazdı. Bu tutarlılıktır. Çünkü Ertuğrul dün ona Pardon e, Hanzade'ciğim dünden bahsetmeyecektim. Ertuğ yıllar önce, yıllar bence önce, bahsedelim. milattan bahsedelim önce söylemiş bahsedelim. olduğu, e, Ertuğ ona etmiş olduğu laftan dolayı kadın hala hırsını alamıyor. Ben de olsam hırsımı alamam. Ben Ertuğ için roman yazarım orada yani eğer bana küfür etse. Bu yüzden kadın en dirayetli, en delikanlı davranan şu oylamada nefisedir. Benim için nefise tam bir number one'dır.